Has Tavuk hayatın tadını sunar. Günaydın, 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 günaydın. Sevgiyle, saygıyla, güzellikle, gülücükle, mutlulukla, umutla bugün, bugüne özel biraz daha fazla inançla kocaman bir günaydın. Hoş geldiniz. Haftanın son gününde, cuma sabahında Hayatın Tadı ekibi olarak Olay Televizyonu'nda huzurlarınızdayız. 10.30'a kadar birlikteyiz. İnşallah çok güzel bir sabah olacak. İnşallah tadımızı kaçıracak, bize üzüntü gark edecek hiçbir şey yaşamadan saatlerimizi geçireceğiz. Ama tabii ki yaşarsak da farkındalığımızı asla elden bırakmayacağız. Her zaman, her yayında ve yaşamımızın her anında olduğu gibi. Güzel bir sabah olsun, anlamlı bir sabah olsun. Zaten konuklarımızla da anlamlanacak, vereceğimiz bilgilerle de anlamlanacak, sporla da anlamlanacak, lezzetle de anlamlanacak. Canım günaydın. Günaydın. Çok güzelsin. Maşallah. Sen de öylesin. Teşekkür ederim. Şimdi ilk önce bir günaydın. Kuru. Kuruyor. İlk önce bir günaydın demem gerekiyor. Çok sevdiğim canım abim. Adama söz verdim. Bir grubumuz var. Grubun adı Loçkalar. Evet. Loçkalara günaydın olsun diyeyim de o da rahat rahat işe gitsin. Şimdi artık gidebiliriz. Dağılın, dağılın. Herkes dağılsın. Herkes işine bakın. Dağılabilirsiniz. Çok tatlı. Evet, görevimi yerine getirdim. Rahatladın mı? Ay, böyle bir koşturmaca bir görev yerine getirme durumu son anda orijinali sürme falan. Evet, ama kuruyacak inşallah. Farkındaysan hiç şey yapmamaya çalışıyorum. İstersen bana yardım etmek için hemen patatesleri soymaya başla. Tabii hiçbir sabah soydurmaz. Soyarım. Soğanları da. Soymazsam da ne olayım? Soğan da soy. Hatta şöyle bile soyayım. Çizik çizik olsun. Zeynacığım. Canım. Böyle etli metli bir şeyler yapıyorsun. Evet. Bir koku var çünkü. Şu anda kaynayan inciklerimiz var. Ha, inciğin kuzu incik kokusu var. O. Evet. Hmm. Onun çok çok iyi haşlanmış olması gerektiği için şu anda onlar kaynıyor. Haşlanmış nohutlarımız var, patatesimiz var, soğanımız var, tereyağımız, salçamız ve özellikle zerdeçalımız var. Bak nasıl güzel görünüyor renkler. Ah. Gördün mü? Seyret kendini. Ha. Bu şey daha. Bak şöyle konuşurken. Şöyle. Saçıma da bakayım nasıl duruyormuş. Şey daha bu. Evet. Güzelmiş. Aferin. Sadece kendime yapmıyorum gördüğün gibi. Sen konuşurken seni de buradan süzüyorum. Bak diyorum renge. Bir de yönlendiririm yani. Ay çok güzel. Ben de bakayım mı Musti'cim? Tamam. Çok güzel. Aa, bu kostümün şu detayı çok güzel sevgili evet. izleyenler. Evet. Dümdüz bir gömlek. Gerçekten çok şık, ama çok hava güzel. Katmış evet, hemen. Şu hava katmış, farklılaştırmış. Başka bir rengini daha giymiştik. Evet. Siyah candır. Evet. Siyahı çok seviyoruz. Çok yaşa Servet. Öksürdün mü, hapşırdın mı? Boş ver. Boş ver, çok yaşamasın. Çok yaşa da ne olursa olsun bir şekilde çok yaşa. Ah, çok güzel bir sabah. Güzel olmaya devam edecek. Hediyemiz var. Dün sabah çok özür diliyoruz. Bir tekrar yayını söz konusu olduğu için hediyemizi veremedik. Tek bir sabah atladık ama siz hiç merak etmeyin. Bu sabah aynı hızla devam. Bir hediye kartımız var biliyorsunuz. Hediye kartımız yeni yılla birlikte bize programımıza editorial anlamında sponsor olmuş. Yeni bir isim, yeni bir marka. Has Tavuk ana sponsorumuz. Onun ürünleriyle yine muhteşem lezzetlere imza atmaya devam ediyoruz. Ama bu hediyeyi de her sabah olduğu gibi bu sabahta 9.45'te kazanabileceksiniz. Çok basit bir soru soracağım. O basit sorunun cevaplama kısmını doğru olarak gerçekleştiren ve kanalımızı ilk arayan izleyenimiz hediyenin sahibi olacak. Tekrar lezzete geri dönüyorum. Karıştırdın mı canım? Biraz sıcak su ilavesi yaptım. Etlerim çünkü dediğim gibi çok evet. yaşlanması gerekiyor. Kuzu incikler var. Kettle sesi duyunca Zeyno bizdeki kettle yapınca diyorum ki Nescafe mi geliyor? Ay pardon, granül kahve mi geliyor? Hayır canım. Hayır canım. Eteğim için, etim için harçlanıyor. Onlar zerdeçallı yapıyoruz. Zerdeçallı. Evet. Tahmin edebilmen için sana ipucu veriyorum. İkidir zerdeçal diyorum. Özelliği budur yemeğin. Bak zerdeçal. Hmm. Çok güzel. Zerdeçal. Zerdeçal. Zerdeyi çalmışlar anlamında evet. bir iğrenç espri evet. yaparak devam edeyim.
Bir şeyi çalacaksın o zaman. İnciklerle birlikte bir şeyi koyulaştır. Ay Zeyno, sen bunu nasıl yaparsın biliyor musun? Salça patates falan da var. Böyle sulu yemek tarzında bir şey yaparsın, evet, değil mi? Geleneksel bir yemek, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Geleneksel bir yemek. Neymiş? Zerdeçal hangi yörenindir? Biraz Bilmiyorum. Acem diyarı. İşte İran'da falan çok kullanılır. Azeriler çok kullanır. Azeri bir tarif yapacağız. Bozbaş yemeği yapacağız biz bugün. Bozbaş. Bozbaş yemeği yapacağız. Oo. Geleneksel bir tarif. Ben Şekere mekere pis porsuk. Bozbaş. Onda da geçiyor çünkü o tekerlemede de. Vallahi nereden geldiğini bilmiyorum. Bunu da soracağım. Bunu sevgili Necla teyzemden öğrendim. Ay Necla çok Demirel'den. güzel. Pelin'in annesi. Ay çok Onlar güzel. Selamlar olsun. Iğdır'danlar biliyorsun ama Azeri oldukları için bu Mükemmel. yemekleriyle gönlümüzü fethettiler bir kısmımızın. Çok Bir güzel. kısmımızın gönlü fetholdu. Oradan öğrendiğim yemekti. Ben sürekli fotoğraflarını gönderiyorlardı. En son merak ettim. Necla teyzeyle konuştum. Tarifini öğrendim. Hemen de yapmak istedim. Çok Ay çok güzel. güzel. Tabii ben ister istemez dayanamıyorum. Kendi yorumumu katıyorum. Kuzu incikleri haşlıyoruz. Nohutlar haşlanıyor. Ben kuzu incikleri önce bir böyle çorbik yapar gibi tereyağında çevirdikten sonra soğuk suda pişmeye bıraktım. Nohutları haşladım. Bunların hepsi sonra bir araya gelecekler. Soğanlarımız şöyle bir sotelenecek. Salçalı yemek yapar gibi özelliği zaten o. Nohutlar ilave edilecek, etler ilave edilecek. Orijinalinde etler bütün bütün konuluyor ama benim şimdi servis yapabilme rahatlığım için ben onları parçalayarak içine koyacağım. Biraz Koyacaksın. servis anlamında hani konuklarımız zorlanmasın yerken diye, rahat yesinler diye. Patatesler olacak içinde böyle parça parça, Ay iri Zeynep iri. çok güzel. Çok güzel. En sonunda içine zerdeçal konuluyor. Özelliği o, hem vücuda çok faydalı, çok ferahlık veriyor. Zaten şifa anlamında zerdeçal çok iyi biliyorsun. Evet. Yemeğe de çok güzel bir lezzet veriyor. Zerdeçal özellikle son zamanlarda çok fazla ön plana Evet. çıkan kanserle mücadelede çok Evet. ciddi şekilde Evet. kullanılan hem lezzet veriyor hem sağlık veriyor. Evet. Ben de buradan Ömer abime selam yollamak istiyorum. Bir dolmuşta karşılaştık kendisi. Çok eskiden tanıdığım bir abimdir. Hatta iyice anının dibine kadar gireyim tüm detayları anlatayım. Bozuk para çıkmayınca üstümde dolmuş paramı bile vermişti. Ah Ömer abicim canım benim çok teşekkür ediyorum. Anılar. O zaman söylemişti bundan bir 5-6 yıl önce. Şeyda demişti biz araştırdık eşimle. Çok da tatlıdır eşini de çok severim. Zerdeçal çok Çok. faydalıymış. Mutlaka ama mutlaka gün içerisinde bir öğünde Evet. herhangi bir besinin içinde o gün dinledim ama insan uygulamaya gelince başaramıyor Zeyno. Aslında biliyorsun pek çok şey biliyorsun ama Aslında hepimizin evinde olması lazım. Mesela bende zerdeçal yok. Büyük bende eksiklik. var. Ben hani tabii ki benim işim olduğu için var ama şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen yıl hatırlıyor musun bilmiyorum. Benim her yıl bir sefer sesim hop deyip gidiyordu. Geçen yıl Evet. gitti, önceki yıl Evet. gitti işaretleşerek. Çok şükür bu sene Çok şükür olmadı, olmasın. olmayacak, olmayacak. İşaretleri var aslında ama geçen yıl benim sesimi açan kayınvalidemdi. Zerdeçal'la. Zerdeçal'la. Benim normalde bir haftayı buluyordu o ses kısıklığı. Geldi gitti, geldi gitti. 2 günde çözüldü. Bunu bal, tereyağı, zerdeçalla birlikte yapıldığında sen hatırlıyor musun? Aa, çok güzel, dayanamıyorum, yiyorum falan diyordu. Gerçekten böyle bir kahvaltılık bile hazırlanabilir. Hazırlanabilir. Mutlaka Tabii öğünde tabii. olsun. Tereyağı oda sıcaklığında balla karışıyor. İçine zerdeçal konuluyor. Gerçekten çok iyi. Hani o vücudu temizlemesi falan, hani şifa kısmına girmeyeceğim. Onu doktora sorarak tüketmekte Tabii, fayda var. kesinlikle Ama oranlar çok önemli tabii bir bu benim kere. bahsettiğimde kahvaltılık olarak çok rahat tüketilebilir. Gün içinde de işte o bahsettiğin o bir miktarı almak Biraz gerekiyor gibi. dediğini Ha, alabilirsin. yani benim bahsettiğim tabii ki şunu söylemiyoruz hani otla çöple bir şekilde tedavi ediliyor. Asla böyle bir Değil. şey haddimiz değil. Asla yönlendirme yapmayız. Sadece bazı ufak tefek faydaları olan besinler var. Tabii. Zerdeçalı da bir öğünde mesela karabiber gibi kullanabilirler. Tabii canım. Salataya serpebilirsiniz. Yoğurtla Yoğurdun üzerine serpebilirsiniz. Abartmamak koşuluyla makul olarak bir baharat cinsi olarak tabii. kullanıldığında sizi rahatlatacaktır. Tabii. İyi gelecektir diye düşünüyoruz. Böyle bilgiler Yani var. pilavlarda çok güzel. Bizim zaten zerde diye bir Evet, tatlımız var. zerdemiz var. Yani bizim tüketebileceğimiz, yiyebileceğimiz bir baharat zerdeçal. Böyle hani zencefil de bize çok girdi ama bizim özümüzde olan bir baharat değil biliyorsunuz zencefil. Fazlası kaçırdığımızda O acılaşabiliyor, biraz daha kök özelliği bir şey olabiliyor. böyle.
artısı bir şey. Bu öyle bir şey değil ya da işte sürekli her gün ada çayını kullanmak gibi değil. Çünkü fazlası onun biliyorsun riskli, zararlı. Kanama riskleri falan var. Bu öyle bir şey değil. Yemeklere baharat gibi koyabileceğimiz bir şey. Dediğin gibi bir sürü şeye baharat gibi serpilebilir ama hiçbir şey yapılamıyorsa tereyağı, bal ve biraz zerdeçalla birlikte böyle ekmeklerin üstüne koyup sürüp inanamayacaksınız lezzetine. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı. Şunu da belirtelim. Biz aslında programımızda bunun bilincini de çok fazla oluşturuyoruz. Hiçbir şey abartmamak lazım yaşamda. Buna besinler de dahil tabii ki. Abarttığınız noktada sağlığınızla oynamış oluyorsunuz. Belirli şeyleri, önerilen şeyleri tatma anlamında kullanmak tabii ki hayata renk ve keyif katabilir ama abarttığınız noktada da tehlikeler yaratabilir. Bilinçli olmak çok değerli. Eğer bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışarak mutlaka bazı şeyleri tüketmeniz çok değerli. Tabii. Ama onun dışında sağlıklı bir bireyseniz, bir probleminiz yoksa bu tip baharatları ki baharat kültürü Hindistan'dan gelen çok ciddi o doğudan gelen o doğunun mistik yapısından gelen bir baharat kültürü vardır. Onlar çok fazla kullanırlar. Çok bunu bile söylemiyoruz biz. Hani keyif kalsın bir miktar kullanın gibi. Bizim kendi özümüzdeki baharatlar zaten çok iyi. Hı-hı. Hani illa o gelen değişik köri karışımları falan olması gerekmiyor. Nane işte. Evet. Yani balkonumuzda yetiştirip kurutup kış boyunca kullanabileceğimiz nanesi, dereotunu bir tazeyken kuruya çevirdiğimizde şimdi bunların hepsi şifa. Evet. Nane bir şekilde mideyi rahatlatır, vücudu rahatlatır, lezzetlidir. Hani çok bilinmedik bir şeylere girmeye gerek yok. Barış Manço'yu dinlesek yeter. Nane, limon kabuğu. Bir tutam zencefil. Ha 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 ha. İçine hatmi çiçeği. Aa, ruhu şad olsun. Geçtiğimiz günlerde de zaten doğum günüydü. Evet. Kaybettiğimiz süreç değildi, doğum günüydü. Gerçekten bu ülkeye damgasını vurmuş, bizim çocukluğumuza iyi ki de damgasını vurmuş. Ezgileriyle, yazdığı şarkıların içeriğiyle bize gerçekten lider olmuş, öncü olmuş, öğretiler bırakmış. Modern bir ozan tadındaydı. Ruhu şad olsun, onu da anmış olalım neydi? Buradan. Moda 48.200 müydü? Barış Manço Moda 81.300 İstanbul. Değil mi öyle az şey? Yazmadım ben ona. 48 yalnız Muğla ya. Yalnız hafıza konusunda bana bulaştırdığını fark etmesin herhalde. Evet. Bulaşıcıdır ama gerçekten. Gerçekten çok güzeldi. Çocukluğumuz biz şanslıyız Zeynocuğum. Şanslı bir jenerasyonuz. İnşallah bundan sonra da vatanım sensin'e hiç girmiyorum. Ağlamak istemiyorum sabah sabah çünkü saat 9.12 olmuş. Vatanım sensin'e spordan sonra giriş yapacağız. Çünkü Eskişehir Kurtuluş Müzesi'nden bahsedeceğiz. Haftanın başında hani size söz vermiştim ya. Anca hazırlıkları tamamladık. Çok güzel görsellerimiz var. Kurtuluş Müzesi ile ilgili çok güzel bir sohbetimiz olacak. Yarışma öncesinde sonra da konukların yanına geçeceğiz. Ama bunların hepsinden önce lütfen bir ayağa kalkalım. Şimdi 10 dakika hareket edelim. Ondan sonra programa daha sağlıklı, daha canlı devam edelim. Spor! Herkese günaydın. Hayatın Tadı programında sabah sporuna yine başlıyoruz. Hadi mini mini adımlarla ayağa kalktıysak başlayalım. Küçük küçük adım atıyoruz. Bugün kısa ama çok tempolu bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Ona göre kendinizi ayarlayın. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Bacaklarımız ısınsın. İyice kolları döndür. Şöyle bir ufak ısınsın tam tersine. Şimdi bacaklarımı birleştirdim. Öne doğru esniyorum ama esnerken minik minik adımlarla öne doğru da yürüyorum. Küçük küçük yarım adım yarım adım öne doğru yürüdüm. Bacakların arkasını iyice hisset. Şimdi geriye doğru küçük küçük adımlarla yürüyorum. Uzan. Her uzandığında bir adım geri. Şimdi uzanarak yana açıyorum bacaklarımı. Minik minik adımlarla. Esne öne. Diğer tarafa esne. Bugün tempolu, kısa süreli bir çalışma yapacağız. Esne, önde ve toparla. Şimdi küçük küçük yine adımlarımı yaptım. Yana adım atıyorum, sonra diğer yana. Parmak ucundayım ve topuğum yere değmeyecek şekilde. Küçük küçük adımlarımı attım.
Bunu yaparken çapraz kolumu öne uzatacağım. Beş. Uzan. Dokuz. Ve son. Küçük küçük adımlarımı yapıyorum. Şimdi dizimi karnıma çekerken ellerimi aşağıya doğru indiriyorum. Geriye basıyorum ve uzanıyorum yukarıya. Çektim karnıma. Bir. İki. Üç. Uzan yukarıya. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve son. Diğer tarafı yapıyorum. Dizimi karnıma çekerken kollarımı indiriyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Uzan yukarıya iyice. Sekiz. Dokuz. Ve son. Küçük küçük adımlarımı yaptım. Şimdi bacaklarımı bir sağa bir sola yana gergin bir şekilde açıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve son. Düz adım yaptım. İyi bir yağ yakıcı egzersizdir bu, kısa ama tempolu bir çalışmadır. Şimdi bacağımı yukarıya kaldıracağım. Kaldırdığımda elimi altında birleştiriyorum ve geriye basıyorum. Bir. Bu sefer yanları açıyorum kolları. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. İyice aç kollarını. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve son. Değiştirdim. Diğer bacağım altta birleştirdim ve geriye basıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. İyice çek. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve son. Şimdi ellerimin üzerinde şınav pozisyonunda yerden destek alarak çalışacağım. Önce ellerimi göğsümün hizasında yere koyuyorum. Ayaklarımı geriye doğru basıyorum. Şınav pozisyonundayım. Bekle. Bunda dik durmaya özen gösteriyorum. Ne kalçayı çok yukarıya kaldırıyorum ne de aşağıya indiriyorum. Düz. Sık karnı. Bekle. Bazen durarak da egzersiz yapabiliriz. Dizlerini yere koy ve esne. Tekrar yapıyorum. Bu sefer bunu yaparken sadece sağ bacağımı yukarıya kaldırmaya çalışıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9 ve son. Dizlerini koy yere ve esne. Bu sefer sol bacağım için aynı şeyi yapacağım. Hadi 1, yukarıya kaldır. 2, 3. Bunu yaparken dik durmaya çalış. 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Esnedim. Tekrar ortada. Son kez durabildiğim kadar duruyorum. Nefes sonuna kadar ver. Karnı sık. Sırtın dümdüz olsun. Başını aşağıya ya da yukarıya kaldırma. Dümdüz dur. Karın kasın, bel kasın, sırtın. Tüm vücudun çalışıyor.
Şimdi geriye doğru esne. Şimdi ayağa kalktım. Kısa bir egzersiz demiştik. Kısa ve tempolu bir egzersizin en kısa halini yaptık. Öne doğru esnedim. İyice bacak kaslarımı esnetiyorum. Bu yaptığımız çalışmayı 2 ya da 3 set tekrarlayabiliriz aynı şekilde. Ama ilk günler tek set yapmamız yeterli. Bacağımın dışını esnetiyorum. Bacağımın üstünü esnetiyorum. Diğer bacağım. Üstünü esnetiyorum. Her egzersizden sonra mutlaka iyi bir soğuma yapmak gerekir. Kaslar yorgun olacağı için sakatlanmaya çok müsait olurlar. Yana iyice esne. Egzersiz yaptıktan sonra stretching, esnetme hareketlerini yapmayı asla ihmal etmeyelim. Yana esne. Ellerim geride. Göğüs kaslarımızı esnetmeyi hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Bacak arkamız, göğüs kaslarımız, boyun kaslarımızı mutlaka her zaman esnetmeye özen gösteriyoruz. Yana doğru başımı esnettim. Diğer elimi aşağıya doğru basıyorum. Omuzdan aşağıya basarak gerginliği hisset. Çapraz önde. Diğer taraf. Önde. Başım tamamen önde. Ve geride. Tempolu spor sabahında bugün bitirmiş bulunuyoruz. Herkese iyi günler. İyi ki doğdun Sargun, iyi ki doğdun Sargun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar Sargun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki böyle güzel bir kız doğurmuşsun Sargun'cum. Annem, seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun. İyi ki de beni doğurmuşsun, ne mutlu, mutlu bir şey olmuş. Süpermiş. Yani böyle renk katmak istedik çünkü evet. Sen çok renkli bir kişiliksin. İşte anca bu renk vardı. Değil onun mi? Renklerine yetişmiyor. Turuncular, evet, pembeler yetişmiyor. O çok yetişmiyor. Renkli bir insan, çok tatlı bir insan. Seni çok severiz. İyi ki doğmuşsun. İyi ki doğmuşsun. Canım benim, harikasın. Sevgili izleyenler, sporumuzu yaptık. Doğum günümüzü kutladık, çok güzeldi. Çıktın. O şu anda böyle... Şeyi çok seviyorum ben. Geçen sezonlardan birinde senin tam böyle yemek tarifi verirken televizyondan fotoğrafını çekmiş. Kendisi de fotoğraf. Bunu ben yaptım diye. Bunu ben yaptım. Hani o televizyonda yemek tarifi verir ama benim sayemde der. Benim sayemde. Ben olmasaydım olmazdı. Bir de şeyi biliyorsun, şu anda artık müdahale etmiyor yemek yaparken. İlk sezonda istediğin kadar şef ol, şef aşçı ol, eğitmen ol. Hiç fark etmiyor. O dolma öyle olmaz. Mesajlar anne. Geliyordu sürekli. Anne. Ay Zeynep. Anneden şimdi çok böyle uç bir bağlantı yapacağım, evet. Ama anne her daim anne. Akşam vatanım sensin de. Anne o kadar güzel işlenmiş ki. Analık o kadar güzel işlenmiş ki. Birlik beraberlikle. Sevginin, anneliğin, insanlara yardımın. Vatanının, milletinin ya da dinin, inancınla alakasının olmadığı o kadar güzel işlenmiş ki. Ben her yeni bölüm olduğunda ben Vatanım Sensin ertesi günü böyle bir gece önce Salya Sümük diziyi seyretmiş. Ertesi gün yayında aynı ruhla böyle çıkıp program yapan. Yine coşarak izledim. Çok güzel subliminal mesajlar vardı. Evet. Bugüne dair aslında sanki
o gün yaşanan olaylara tepkiymiş gibi lanse edilmiş. Tabii ki senaryolaştırılmış ve dizileştirilmiş. Ama bugün içinde yaşadığımız hayat içerisinde, yaşadıklarımız karşısında duruş göstermemizle ilgili çok güzel mesajlar vardı anlayabilene. Bunu da mutlaka programda söyleyeceğim dedim. İzlerken de bunu içimden geçirdim. Hatta bir ara Ceylan çok komikti. Ben bir taraftan ütü yapıyorum, bir taraftan izliyorum böyle harıl harıl. O kadar çok söylenmişim ki Ceylan Bey, anne yeter artık dedi. Yeter, sus, diziyi izleyemiyorum senin yüzünden. Çünkü her replikte Hayde Edip Adıvar çıkıyor, efendime söyle, miting veriyor, konuşuyor, bağırıyor. Ben oradan aynen onu destekliyorum, söylüyorum. Vatan şöyle, vatan böyle kıymetli, işte böyle kazanılmış bu vatan. Sonra da Ceylan çıldırdı. Anne yeter artık dedi. Sus da diziyi seyredelim dedi. Ben de o noktadan sonra içime konuşmaya başladım. Çok içime konuştuğum için de çok biriktirmişim. bugün geldim direkt. Evet, güzel bir diziydi. İşte bu yüzden analar çok kıymetli. Sargun teyzeciğim, iyi ki doğmuşsunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice nice yıllarımız hep birlikte olsun inşallah. Sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, barışla ve güzellikle. Kurtuluş hikayesini, Kurtuluş Savaşı hikayesini konu almış böyle güzel bir diziye, böylesine hayranlıkla, bağlılıkla takip eden birisi olarak takdir edersiniz ki gittiği bir müzede yine sadece sümük çıkmış bir insan olmak çok normal. Bahsedeceğim müze Kurtuluş Müzesi. Hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir'deydim sevgili izleyenler. Eskişehir'de kızım okuduğu için oradaydım ama tabii ki gittiğim şehirde ilk kez gitmiyorum aslına bakarsanız ama gitmeden birkaç hafta önce Yılmaz Özdil'in köşesinde Kurtuluş Müzesi'nde öyle bir okudum ki dedim ilk gittiğim gün Eskişehir'e gideceğim, gezeceğim ve sonuna kadar da fotoğraflayacağım, programda paylaşacağım. Gittim, gezdim ve tahmin ettiğiniz gibi sayla sümük çıktım müzeden ama çok güzel gelişmeler de oldu. Gider gitmez bir film gösterimi var. Kurtuluş Mücadelesi'ni 17 dakikalık bir gösterimle çok güzel filmleştirmişler. O filmi izlemek üzere içeri girdim. Ağlayarak filmden çıktım ve kapıdaki görevliye dedim ki ben burayı fotoğraflamak istiyorum. Programımda ne programı hanımefendi? Ben dedim televizyoncuyum, Bursa'dan geliyorum. Ceylan yine bana böyle dehşet dolu gözlerle bakıyor. Dedim ki lütfen müsaade edin, buradan fotoğraf alacağım, video görüntüleri alacağım, programımda anlatacağım ki daha fazla kişiye ulaşalım, daha fazla insan gelsin görsün. Çok özür diliyorum, burada fotoğraf çekmenize izin veremem deyince ben tabii böyle bir kaldım. O zaman dedim lütfen yetkili bir kişiye beni yönlendirin. Neyse, müze müdürü Evren Bey'e yönlendirildim. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, çok güzel karşıladılar. Gezdik. Tabii ki fotoğraf çekilmemesi gereken yerlerde hiç fotoğraf çekmedik. Videoya zaten hiç video alımı yapmadık. Videoya almak tamamen yasak çünkü müze içerisinde. Çok da haklılar. Bence suistimale açık durumlar yaratabileceği korkusuyla, endişesiyle bu yapılmış. Hak verdim. Pek çok müzede de biliyorsunuz flaşlı çekim zaten yasak. Ama onlar o kadar güzel bir şey yaptılar ki müzeye, Kurtuluş Müzesi'ne ait iki tane video yüklediler bir CD'ye bana ve orada çekilebilecek fotoğrafların hepsinin hazırlanmış fotoğraflarını yüklediler. Bu da inanılmaz hoşuma gitti. Dedim bunu programımızda aktarırız. Pazartesiden beri de çok ciddi çekim koşuşturmaları oydu buydu, yönetmenlerimle irtibattı, program yoğunlukları derken bu sabaha kısmetmiş. Sevgili yönetmenim Mustafa hazırsa ilk tanıtım VTR'sini gösterelim. Kurtuluş Müzesi'ni şöyle bir izleyelim, sonra da üzerine konuşalım yarışmanın öncesinde. Hadi bakalım, Kurtuluş Müzesi. Burası Karatepe, Yıldıztepe, Türbetepe, Gazitepe, Mangal Dağı, Duatepe ve Sakarya Ovası. Burası Mehmet Çavuş'un, Onbaşı Ali'nin, Teğmen Abdullah'ın, Binbaşı Nazım'ın ve on binlerce kahramanın canını vatan uğruna verdiği yer. Küllerinden yeniden doğan bir ulusun kanla imzasını attığı, bir ulusun tam bağımsızlık bedelini kanla ödediği, İngiliz emperyalizmi ve Yunan zulmüne tek vücut olup direndiği büyük bir savaşın ve direnişin verildiği yerdir. Burası vatan uğruna,
istiklal uğruna analarımızın kanı arabalarıyla cephane taşıdığı yerdir. Burası bir halkın ulus olma uyanışının, birleşmesinin, ayağı kalkıp destanlaşmasının yaşandığı topraklardır. Burası tarihin yeniden yazıldığı, ilkleriyle her zaman kalplerdeki yerini alan şehirdir. Burası bağımsızlık mücadelesine ilk el veren halkın yaşadığı şehir, Eskişehir'dir. Burası Eskişehir'in Kurtuluş Müzesi'dir. Gerçekten o kurtuluş ruhunu çok ciddi şekilde, Kuvayi Milliye ruhunu çok ciddi şekilde yaşadığınız çok güzel bir müze. Eskişehir'e giderseniz bu gördüğünüz VTR'den çok daha fazlasını göreceksiniz. Çok etkileneceksiniz. Bir kere bina çok güzel. Adanmış, bağışlanmış bir bina, restore ediliyor. İçerisinde 1800'lerden kalma resimlerin olduğu bir köşk tarzı bir binadan bahsediyorum. İki katlı, altta bir bodrum katı var. Yan tarafta bir bölümü var. Binanın özelliği ve içeriği tarihi olması çok etkileyici ama tabii ki onun içerisinde Kurtuluş Savaşı'na dair atalarından, babalarından, dedelerinden kalmış eserlerinde bağışlanıp orada sergileniyor olması çok daha güzel ve çok daha keyif verici. Müze ilk girdiğiniz andan itibaren sizi içine çekiyor çünkü her yerde kurtuluş mücadelesine kanlarıyla imza atmış insanların görselleriyle karşılaşıyorsunuz. En başta Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ve her cephede, her şekilde bir şekilde ismini bırakmış, bir şekilde literatürde geçmiş herkesin yer aldığı muhteşem bir ambiyans. İkinci kata çıkarken merdivenlerden şöyle kafanızı hafif yukarıya kaldırdığınızda, sağınıza solunuza baktığınızda duvar kağıdı şeklinde tüm şehitlerin, olabildiğince kaydı geçmiş tüm şehitlerin isimleri yazılmış, asker künyeleri de yukarıdan avize gibi sallandırılmış. İki taraflı giriş çıkışı var. İki tarafta da o künyeleri görünce zaten o anda iptal oluyorsunuz, gözünüzü alamıyorsunuz. Bunun gibi o kadar güzel detaylar var ki, bir karikatür odası var ki aslında Türk insanının en ciddi acıların içinde bile mizahı bırakmadığının muhteşem bir göstergesi. Daha 1800'lerden başlamış mizah dergileri, mizaha nasıl hoşgörüyle bakıldığı, mizaha hatta saltanat daha devam ederken saltanatla ilgili yapılan esprilere bile nasıl hoşgörüyle bakıldığı ve tabii ki bunun sürekliliğinde bunların saklanıp arşivlenmiş olmasının değerini de anladığınız çok güzel bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Yalnız bir yerin videosunu çekmeyi çok istedim. Onu başaramadım. Böyle bir insan görseli gerçekleştirmişler. Yukarı doğru çevirdiğinizde gülen bir surat görüyorsunuz. Ağzında purosu var. Tabii ki böyle hani hadsizce gülen bir yüz. Yunan askerinin işgali Türkiye'yi, Türk topraklarını işgali sırasındaki yüzünü tasvir etmişler. O kadar güzel bir şey yapmışlar ki yanında bir buton var. Butona basıyorsunuz, ters dönüyor. Türk askeri gelip onları vatan topraklarından temizledikten sonraki suratları görünüyor. Allak bullak olmuş bir surat. O görselden çok etkilendim. Keşke onu videoya çekebilseydim ama dediğim gibi öyle bir şansım yoktu. Saygıyla karşılıyorum. Zaten doğru olan da bu. En çok etkilendiğim noktalardan birisi oydu. Yazılı arşiv çok değerli. Hem de orijinalleriyle, saklanmış haliyle yazılı arşive ulaşıyorsunuz. İnanılmaz bir teknoloji kullanılmış. Gidiyorsunuz orada mesela Eskişehir'e gittiniz. Dediniz ki Kurtuluş Savaşı ile ilgili araştırma yapmak istiyorum. Şu yıllarda basında nasıl yer almış, sistem neymiş, akışlar neymiş onunla ilgili o zamana dair basının arşivlerine ulaşıyorsunuz. Hem de elektronik ortamda. Görsellere, fotoğraflara ulaşıyorsunuz. Hani bilim kurgu filmlerinde böyle kocaman platformların önüne geçip parmaklarıyla fotoğrafları takip eden tipler vardır. Eskiden bilim kurguydu, artık gerçek biliyorsunuz bunlar. Bizim ülkemizde de hem de müzemizde olunca daha
daha da bir gurur duyuyorsunuz. Kocaman bir platformun masanın başına geçiyorsunuz. Aydınlatılmış bir mekanın üstünde istediğiniz fotoğrafa tıklıyorsunuz, büyütüyorsunuz, kaydırıyorsunuz. Yüzlerce seçenekle karşılaşıyorsunuz gibi gibi. Harika bir müzeydi. Gerçekten çok etkilendim. Bunları anlatırken muhtemelen yan tarafta fotoğraflar da dönüyor. Bu dönen fotoğraflar tabii ki o zamana ait fotoğraflar olduğu gibi müzenin içerisine ait fotoğraflar da var. Bir köşe var ki zamanımı da akıllıca kullanmak istiyorum. O köşe benim için çok önemli ve çok değerliydi. Çocuklar için yapılmış özel bir oda var. Sadece çocuklara ait. Çocuklar müzeyi gezdikten sonra o odaya giriyorlar, çıkmadan önce giriyorlar ve kendilerine ait hazırlanmış boyalarla, boyama kalıplarıyla, Atatürk'le Kurtuluş Savaşı mücadelesinin hikayelerini oluşturulmuş resimlerle boyama yapıyorlar. Orada sohbet ediyorlar. Görevliler onları anlatmaya devam ediyor. Birkaç zaman geçirdikten sonra da boyadıkları, kendi yarattıkları eserleri yanlarına alıyorlar ve müzeden ayrılıyorlar. İşte böyle eğitilir. İşte Türk evladı bu şekilde eğitilir. Geçmişine saygı duymayı, geçmişinden kopmadan yaşananları öğretmeyi ancak bu kadar güzel bir yolla gerçekleştirebilirlerdi. Çok da güzel gerçekleştirmişler. Müzeden bahsetmeye devam edeceğiz ama çocuklar söz konusu olunca çocuklar çok değerli. Hadi çocuklarla ilgili VTR'yi de izleyelim, sonra biraz daha devam edelim. Arkadaşlar, burası öğretmenlerimizden, ailemizden hep dinlediğimiz, vatanımızın nasıl kurtulduğunu ve kurulduğunu öğreneceğimiz Eskişehir Kurtuluş Müzesi. Bu tarihsel yolculuğa hazır mısınız? Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yokluklar içinde büyük dedelerimizin, ninelerimizin, hatta siz yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin fedakarlıklarıyla kurulmuştur. Vatanımızın kurtuluşu uğrunda canlarını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bu kurtuluş mücadelesini daha yakından görmeniz için sizleri Eskişehir Kurtuluş Müzemize bekliyoruz. Evet, bekliyorlar. Ben de mutlaka gidin diyorum. Eskişehir'e giderseniz mutlaka gezmeniz gereken müzelerden biri. Biz VTR'yi izlerken Zeyno'nun söylediği, ikimizin de ortak fikri olan çok net bir nokta vardır ki Yılmaz Büyükerşen sadece Eskişehir'e değil, aslına bakarsanız bu yurda çok güzel hizmetler bırakmış bir isimdir. Hem siyasal anlamda, hem akademik anlamda, hem sanat anlamında çok güzel eserler bırakmış bir isimdir. Hala hayatta çok şükür ki, hala görevinin başında. Allah sağlık versin, bu çalışmalarının da devamını getirsin inşallah. Bir de Balmumu Müzesi var biliyorsunuz Eskişehir'de. O da gerçekten çok güzel. Onu gezmekten de çok keyif aldım. Çok etkileyiciydi. Bunun gibi külliyeler var. Kurşunlu Külliyesi var, Daktilo Müzesi var. Bir müzeler ve gezi cenneti haline getirmiş aslında bakarsanız. Doğasını bile güzelleştirdi Yılmaz Büyükerşen biliyorsunuz. Müzeye tekrar geri dönersek şu notu aktarmak istiyorum. Eskişehir Kurtuluş Müzesi bilimsel yaklaşımla teknik olanaklar kullanılarak hazırlanmıştır. Bu çalışma sırasında Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Etüt Arşivinden alınan bini aşkın belge 1919-1923 yılları arasında yayınlanmış 10 farklı dergiden sayılar, 8 farklı gazeteden nüshalar taranarak Latin alfabesine aktarılmıştır. Genelde Kurtuluş Savaşı, özelde Eskişehir'in işgal günleriyle Yunanistan'dan 100'ü aşkın fotoğraf satın alınmıştır. Bu da çok önemli bir bilgidir. Sadece ülke imkanlarıyla, içimizdeki imkanlarla yetinmemişler. Öyle bir çalışma ki gitmişler, Yunanistan'ın kapısını çalmışlar. Savaş geride kaldı. Sizden bir şey rica ediyoruz. Bu bir tarihtir. Bizim tarihimiz, sizin de tarihiniz aynı zamanda. Lütfen bunu gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktaralım denilmiş ve oradan eserler alınmıştır. Bu da çok önemli bir adımdır.
dünya barışının ne kadar önemli olduğunu da göstergesidir. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde bulunan fotoğraf arşivi de müzede değerlendirilmiştir. Başta Bilal Şimşir'in çalışmaları olmak üzere basılı İngilizce kaynaklarda taranarak Türkçe'ye çevrilmiş ve kullanılmıştır. Onur duydum, gurur duydum ama hiçbir noktada atamla çektirdiğim selfie kadar gurur duymadım. Bunu söylemeden de paylaşamadım sevgili izleyenler. Evet, böyle bir şansınız var. Gidiyorsunuz müzeyi geziyorsunuz ve size diyorlar ki görevliler, Atatürk'le fotoğraf çektirmek ister misin? O anda dizlerinizin bağı çözülüyor. Böyle tutunma ihtiyacı duyuyorsunuz. Nasıl yani diyorsunuz. Evet, böyle bir şansınız var diyorlar. Sizi bir odaya alıyorlar. Yeşil bir platformun karşısında duruyorsunuz. Atatürk de karşınızda duruyor ama bilgisayar ortamında sizi yan yana getiriyorlar ve Atatürk'le yan yana onurlu ve gururlu bir fotoğraf çektiriyorsunuz. Ben yaklaşık 15 dakika üstümü başımı düzelttim. Yine kızımdan bahsedeceğim. Ceylan çıldırdı. Anne yeter dedi. Ama Ceylancığım Atatürk'le fotoğraf çektireceğim. Yakam da şöyle olmalı. O da böyle olmalı. Boğazım. Üzerimde de kabanlar. Eskişehir biliyorsunuz malumunuz çok soğuk bir şehir. Dakikalarca üstümü başımı düzelttim. Tam gideceğim. Kendimi görüyorum ya karşıda. Ay şurası olmamış. Ay şu düğme şöyle duruyor. Nasıl titizlendim. Lütfen duruşumu sen anlatır mısın Zeyno'cum? Zeyno gördüm. Sosyal medyada da bugün paylaşacağım. Artık söz ettim, paylaşabilirim. Nasıl duruyorsun? Duruşta hani gururlu duymuşsun ama o kadar gerginim. Gergin ve gururlu. Sanki gerçekten yanımda. Şuradan şöyle sıkışmış. Allah'ım Atatürk yanımda hissiyat. Ama yaşamışım o anı. Şu surat içeri çekilmiş. Atam. Gerçekten çok güzel, gerçekten çok keyifli. Hele ki içinde bulunduğumuz şu şartlarda bir kez daha gidip farkındalık yaşamak anlamında gidilip gezilip o hissiyata bir kez daha sahip olmak için yaşanması gereken anlardan birisi Eskişehir Kurtuluş Müzesi. Süremiz daha var, devam edelim. Hemen şununla devam edelim. Müze çok güzel, gidilmeli, gezilmeli. Eskişehir'de diğer müzelerde var, gezilecek çok fazla nokta var, çok güzel alan var. Diğer haberlerden birkaç tane dikkatimi çeken var ama onlara geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten farkındalık yaşamamız gereken, gerçekten düşüncelerimizi ifade etmemiz gereken çok değerli, çok önemli, çok anlamlı ve attığımız her adımdan geri dönüşü olmayan günler yaşıyoruz. O yüzden lütfen herkes gözünü kulağını dört açsın, etrafına karşı duyarlı olsun, yazılanları okunanları etki altında kalmadan sadece kendi mantığıyla değerlendirerek lütfen lütfen hissiyatını ve farkındalığını paylaşsın. Dün akşam dizide de bununla ilgili çok fazla subliminal mesaj vardı. Aslında o günlere dair anlatımlar ama bugün birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli, ne kadar farkındalıklar yaşamamız gereken, tepkilerimizi nasıl ifade etmemiz gerektiğini gösteren çok güzel sahneler vardı. Diziyi de bir kez daha tebrik ediyorum. Bunu da söylemeden geçmeyeceğimi de bilmenizi istiyorum. Şimdi bahsetmek istediğim haber, reklam ve tabii ki yarışma öncesi Bursa ile ilgili bir haber. Hoşuma gitti. Sizi biraz yaşamsal farkındalıktan doğaya doğru sürükleyeceğim. Hoşuma giden bir gelişmedir. Gazetenin başlığında veriliş şekli de çok esprilidir. Bursa ile Uludağ ile ve geyik ile ilgili bir haberi. Uludağ'da geyik muhabbeti diye vermişler. Çok etkilendim. Bizim çocukluğumuzda Bursalı olanlar bilirler ki sadece geyikleri ve ayıyı görmeye dağa çıkardık. Dağda belli bir alan vardır. Ayımız vardı o zaman, kafesteydi zavallıcık. Öyle yıllarca insanlar gidip ayıyı görmek için o zavallının özgürlüğünü kısıtladığı bir platformun içinde böyle hayvancağıza bakarlardı. Dehşet bir şeydi. Neyse, yanlıştan dönüldü. Hemen sağ tarafta da geyiklerin koruma altına alındığı bir alan vardı. O zamanlar biz küçükken geyikleri besleyebilecek kadar yakındık ve onları görürdük. Ben doğanın tadında pek çok çekime gittiğimde Uludağ'da hep kameraman arkadaşlarla paylaşıyorum. Allah Allah diyorum, geyikler eskiden çok görünürdü, çok insanlara yakın olurdu. Neden yok, neden yok, neden yok? Aslında benim endişemin tam tersi bir gelişme olmuş. Çok ilginç. Bu haberi vermek istiyorum size. Ama ben hala endişedeyim çünkü ben bu kadar çekim yapmama rağmen Uludağ'da hiç geyik görmüyorum. Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki 100 hektarlık alanda 13 yıl önce başlatılan proje kapsamında geyik yetiştiriliyor. 10 geyiğin Uludağ Milli Parkı'ndan getirilmesiyle başlayan projede hayvan sayısı 83'e ulaştı deniliyor. Şimdi
sürü tabii ki büyüyecek, tabii ki üreyecekler ve genişleyecekler ama nasıl oluyor da o zaman o kadar az sayıdaki geyik sayısındaki canlıları bu kadar yakından görürken artmış olan sayıdaki bu geyikleri şimdi Uludağ'da hiçbir şekilde görmüyoruz. Biraz bu konunun üzerine gideceğim. Enteresan. Yani ama belki güvenlik açısından belli alanlara, şimdi mesela Karacabey'de gittik ya şeylere, ayı barınağına evet, gittik. Hı. Doğa içinde bir barınaktı. Belki çok rahat geziyorlardı ama belki hani öyle bir şey olabilir. Çünkü avlanan insan var, neslini de korumak gerekiyor. Evet, şimdi biz Mustafa ile soru konusunda anlaşmamışız. Evet. Soru konusunda anlaşmamışız. O zaman... Evet, hemen çözüm bulalım. Evet Mustafa'cığım, sorunu cevaplıyorum. Evet, bu minvarda bir gidişat gerçekleştirelim evet. Zeyno Hocam. Evet. Olayımızı çözelim. 45 olmuş çünkü evet. Reklam zamanı evet. Olsun. Geyiklere gelince şunu düşünüyorum, hemen onu da cevaplayayım. Biraz sorumuz onunla bağlantı olacak. Bence o zaman eğer bir koruma söz evet. Konusuysa 10 taneyken daha fazla korumaya ihtiyaç evet. Var. Neden arttıkça görünmez hale geldiler? Beni rahatsız eden bir nokta var orada. Yani kafamda açıklayamadığım rahatsızlık verici bir soru var. Onu da uzmanlarla konuşarak mutlaka ki programa taşıyacağım. Kafaya takmış durumdayım. Evet, reklam zamanı. Hadi bakalım hediye kazanalım. Efendim, Seyhanlardan 100 liralık alışveriş çekinin içinde bulunduğu kartı kazanmak için hemen telefonlara yaklaşıyorsunuz. 331-70-75, 331-70-75 numaralı telefonumuzu arıyorsunuz. Sorumu da hemen soruyorum. Hemen şunun 2-3 dakika öncesinde Bursa'da yetiştirilmek üzere Uludağ'da serbest bırakılmış bir hayvan cinsinden bahsettik. Onunla ilgili endişelerimizden bahsettik. Bu hayvanın adı nedir? Bunu söyleyeceksiniz, hediyeyi kazanacaksınız. İlk arayan ve bu soruyu doğru cevaplayan izleyenimiz. Bu sabah biraz şanslısınız. Bizim boş tarafımıza geldi. Evet. Evet, şanslısınız. Hadi bakalım. Ama diğer sabahlar sanki çok zormuş gibi. Hep kolay ama bu biraz yani, fazla zor şey kolay oldu. Uludağ sormuştun şeyden. Yani şeftaliyi sormuştum. Şeftali havlu. Termali sormayı düşünüyordum ama önümüzdeki hafta. En zoru hangisiydi? Hangisiydi? Bursa'nın plakası nedir? Nedir? İlk sorumuz, Bursa'nın plakası nedir? Bursa dahilinde yaptığımız bir yarışma olduğu için biraz da böyle sevimli, sempatik Bursa'ya has olsun istiyoruz. Günler geçtikçe daha fazla talep olacak, daha fazla yoğunluk olacak. Sorularımızı biraz daha zorlaştıracağız evet. Ama daha çok başındayız. Hani evet. Aşkın ilk aylarında da böyle cicim aylarıdır ya, ah canım sen üzülme, sen kırılma, olur olur, senin dediğin olur muhabbeti. Sonra yavaş yavaş gerçeklerle. Ya soyad çok manidar. Serap Ceylan, hoş geldiniz. Alo. Günaydın. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Alo. Alo, nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Soyadınız çok manidar oldu. Evet. Çok tatlısınız. Sorumuzun cevabını alalım her şeyden önce. Geyik. Geyik, harikasınız. Bravo. Bravo, kazandınız. Serap Ceylan, Seyhanlardan 100 liralık alışveriş çekiniz var. Hangi semtte oturuyorsunuz? Nilüfer'de oturuyorum. Nilüfer'de oturuyorsunuz. Bana böyle, ben eski Bursalı olduğum için hani altı parmak, heykel, araba yatağı gibi bir şey söyleyebilir misiniz? Hani Nilüfer genel ya. Hani özlüce mi? Altınşehir mahallesinde oturuyorum. Altınşehir'de oturuyorsunuz. Süpersiniz. Seyhanlar var o civarda, biliyorum ben. Evet. Var değil mi? Alışveriş yapıyor musunuz oradan? Ara ara yapıyorum. Artık bundan sonra daha sık yapacaksınız. Niye Zeyno Hocam daha sık yapacak? Çünkü kartımızda zaten 100 lira yüklenmiş durumda. Önce bunu harcıyorsunuz gıda alışverişlerinizde. Gayet güzel. Evet. Pek çok parça alabiliyorsunuz çünkü fiyatları çok uygun. Ardından da bunu bir yine hediye kartı, alışveriş kartı olarak kullanıyorsunuz, atmıyorsunuz. Atmıyorsunuz. Her alışverişte buraya puan biriktiriyorsunuz. Serap Hanımcığım, oldu mu? Tamam. Efendim, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hem bizi izlediğiniz için, hem bizi aradığınız için, hem de böyle güzel güler bir sese, gülen bir sese sahip olduğunuz için çok güzel bir gün olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, reklamları programımız da burada sona eriyor. Ben aynı zamanda yavaş yavaş konuklarımın yanına geçiyorum. Zeyno. Efendim.
Efendim, Olay Televizyonu'nda hayatın tadında, tadın, keyfin, sohbetin, bilincin, sporun, lezzetin, farkındalığın, desteğin, birlik ve beraberliğin, her şeyin tam ortasındasınız. Çok değerli konuklarımız var. Hoş gelmişler. Hoş bulduk. Efendim, sizi kendinizin tanıtmasını rica ediyorum. Lütfen tanıtımlarımızı yapalım. Sonra da sohbetimiz. Ali Beyciğim, buyurun sizden başlayalım. Teşekkür ederim. Ali Genç, Nülfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü kulüp başkanıyım. Çok güzel. Görme engelliyim ben de. Sonradan görme engelli oldum. Az gören. 15 yıl Olay Medya'da çalıştıktan sonra. Öyleymiş efendim. Siz gitmişsiniz, biz gelmişiz gibi bir durum olmuş. Biz öyle bir olmuş. Beraber çalışamadık hiç ama isminizi çok duyuyorum. Çok sevilen bir isimsiniz. Çok teşekkür ederim. Burada mesai arkadaşlarımla hep kamera arkasında oluyorduk. Şimdi kamera önündeyiz. Onlarla birlikte olmaktan da oldukça mutluyum. Kamera önüne çok sık çıkmışsınızdır siz canım. Çıkmadınız mı? Çıkıyoruz yani arasında. Alışkanlığımız var diyorsunuz. Evet. Çok güzel, pozitif bir yapınız var. Tanışmaktan da çok memnun oldum. Çok da güzel, keyifli bir sohbet olacak. Görme engeli konusuna ağırlıklı değineceğiz ama spor da çok değerli. Bununla sporu bağdaştırmış olmanız çok değerli. Bu konuya da derinden gireceğiz ve çok sohbet edeceğiz. Hemen diğer konuğumuza geçelim ve tanıyalım. Buyurun İsmim efendim. İsmim Emre Fencioğlu. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Genel Kaptanıyım. Çok güzel. Ne kadardır ben sporla? Doğuştan görme engelliyim. Doğuştan? Evet. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdim. O esnada tanıştım zaten Ali Beylerin spor kulübüyle. Harikasınız. Daha sonra Ulusal Ajans tarafından bir sene yurt dışına gönderildim engellerle ilgili çalışmak üzere. O esnada da irtibatımız devam etti. Döndükten sonra da farklı eğitim aşamalarından geçerken de sürekli Ali Beylerin spor kulübüyle iç içe olarak birbirimizden haberdar olarak devam ettik. Spor, yani fizik yapımından da anladığınız gibi pek spora yapım müsait değil ama kuruluş aşamasında, yani daha gençken bundan 13 sene önce falan çeşitli spor branşlarında ben de koşuda mesela katılmıştım, onu hatırlıyorum. İkincilik madalyam falan vardı. Oo, çok güzel. Harikasınız. Halter'e de katılmıştım, evet. Şimdi spor aslında Ali Bey belki daha teferruatlı bahsedecektir ama spor engeller söz konusu olduğu zaman sadece beden ve fizik hareketlerinden ibaret bir şey değil. İçi daha dolu ve daha manalı bir durum ortaya çıkıyor. Harika. Çok güzel. Onu zaten zamanla konuşacağız. Evet, kesinlikle konuşacağız. Hemen virgülleri koymak istiyorum söylediğiniz sözlerde. Bir kere fiziki yapınızdan sporcu olduğunuz belli. Hiç bunu lütfen farklı bir şekilde lanse etmeyin. Çok şıksınız, ayrıca bunu da belirtmek istiyorum. Çok özenlisiniz. Ve burada bir de beyaz bastonumuz var. Özür dilerim. Buna baston, da özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Evet, onu da gösterelim. Onu da tanıtalım. Beyaz baston. Beyaz kendi baston olsa aslında programın oluşum noktasıdır. Ben dün inceleme yaparken günler ve haftalarla ilgili beyaz bastonla karşılaşınca son anda yakaladığım bir şeydir. Allah'tan da Allah'ın sevgili kuluyum, çok güzel yakaladık. Beyaz baston atlanacak bir konu değil. Çünkü tüm dünyayı ilgilendiren çok temel bir konu. Beyaz bastona gelmeden önce ajanslarla yurt dışına mı yollandım dediniz? Ben başbakanlığa bağlı ulusal ajans var. Şu anda Avrupa ile İlişkiler, Eğitim ve Gençlik Daire Başkanlığı oldu. Evet. Onun vasıtasıyla zihinsel ve fiziksel engelli çocuklarla ilgili bir projede çalışmak için bir yılına Polonya'ya gönderildi. Güzel, çok güzel. Harika bir şey. Orada da farklı tecrübelerim olmuştu. Tabii bunların hepsi aslında işte içinde bulunduğumuz engeller camiasına, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile alakalı daha iyi hizmet edebilmenin altyapısını oluşturdu. Oluşturdu, harika. Peki üniversite eğitiminiz esnasında mı gerçekleşti bu? Biter bitmez mi gerçekleşti? Nasıl bir süreçti o? Bu üniversite bittikten sonra 2008 ve 2009 yılları arasında gerçekleşti. Bir sene kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm zaten. Orada donanım sağladınız. Tabii orada aslında baktığınızda demin şimdi biz programın başından beri konuştuğumuz şeyleri buradan duyuyoruz. Dediniz ya işte bazı duygular işte din, dil, cins, çeşitli şeylerin dışında ortak noktalar. Evet. Engelliliğin de bu noktadaki farkındalığın da aslında her yerde önemli olduğunu ve her yerde bazı şeylerin sınırları kaldırdığını görme fırsatı yarattı bize. Müthişsiniz. Çok önemli bir şey söylediniz. Ayrıca şu da beni çok etkiledi. Biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Atatürk pek çok gencimizi yurt dışına eğitime yollamıştır. Buradaki mücadeleyi bırakıp gitmek istemeyen gençlere gideceksiniz, orada donanım kazanacaksınız, gelip vatana o şekilde fayda yaratacaksınız demiştir. Evet. Sizin burada de böyle bir misyonunuz şöyle var. Şöyle bir şey var. Mesela bu şekilde yurt dışına giden gençlerden biri de Mithat Enç'dir. Kendisi doçentliğe kadar yükselebilmiştir.
gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı bu şekilde bir anısını anlatayım. Hatta onun Selamlık Sohbetleri diye de bir kitabı var. Çok Kurtuluş güzel. Savaşı esnasında ve öncesinde kendi memleketini anlatan. Çok güzel. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Halide Edip Adıvar'dan bahsettik. Halide Edip Adıvar bir konuşma yapıyor Kurtuluş Savaşı esnasında, biliyorsunuz insanları Sultanahmet mitingi başta olmak üzere. Evet. Orada bir konuşma yapıyor. Diyor ki Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin ülkesi istiklalsiz olamaz. Biz buna tabii şimdi bir kahraman daha ekliyoruz. Evet. Fatihlerin, Kanunilerin, Yavuzların ve Mustafa Kemal Atatürklerin ülkesi istiklalsiz olamaz. Olamaz. Diye tamamlıyoruz bunu. Köyleri falan gezerken tabii yardım topluyor Kurtuluş Savaşı ile ilgili. Anlatıyor. Diyor ki ben gittim. Onbaşıdır Halide Edip, bilirsiniz. Biliyorum. Onbaşı rütbesi vardır. Diyor ki ben gittim, bizim ordumuzu, askerlerimizi gezdim. Özellikle fotoğraf falan da alıyor zaten. Uçakları diyor uçurmak için kanatlarına bir işte sıvı sürülmesi gerekiyormuş artık. Nasıl bir malzemesi bilmiyoruz. Bizim askerlerimiz diyor onu bulamadığı için diyor patatesi ezmişler diyor. Patates püresi gibi bir şey yapmışlar. Onu sürüyorlar kanatlara. İşte diyor bu kanatlar diyor özel bir şeyle monte edilirmiş uçağın etrafına. Onu bulamadıkları için diyor çivi kullanmışlar. Bütün bunları yaptıktan sonra da diyor hiç korkusuzca bu uçaklara binip uçuyorlar. Yani anlattığı şekilde bir uçağın uçması mümkün değil. Onu yapan insan zaten ölmeye gidiyor demektir. Evet. Bu konuşmaları yaptıktan sonra diyor ki kadınlar olarak bize de sorumluluk düşüyor. Sadece erkeklerden bunu bekleyemeyiz. O esnada görme engelli bir bayan. Beni Halide Hanım'a götürün, beni Halide Hanım'a götürün diyor. Yardımcı oluyorlar, götürüyorlar. Diyor ki kızım diyor, böyle yüzünü okşuyor Halide Edip Adıvar'ın. Diyor ki kızım diyor ben çamaşırcılık yaparak geçiniyorum diyor. Bir tane altın biriktirebildim bugüne kadar. Ama anladım ki diyor ordumuzun hali benden daha kötü. Ben bu altını onlara vermek istiyorum diyor. Halide Edip bunu alıyor ve şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki canım teyzeciğim diyor bir kere daha iman ettim, kazanacağız. Evet. Şimdi tabii vatana hizmetin farklı farklı boyutları var. Mesela o teyze o şekilde içinden tırnağından arttırdığını vererek hizmet etmiş. Kimisi okuyarak yapmış, kimisi spor yaparak yapmış. Ama herkes bir şey yapmış yani. Kimse boş bırakmamış. Boş bırakmamış. Yapmaya da devam ediyoruz. Siz de o neferlerden birisiniz. Sizi tanımak çok güzel. Daha başlangıçta bile çok keyif verici şeyler anlattınız. Bu programda çok keyif alacağız Emre Bey. Evet Ali Bey, size geliyorum. Evet. Bir kulübümüz var. Kulüp çok değerlidir. Kulüpten bahsedeceğiz, evet. Ama siz şöyle bir cümle kullandınız. Sonradan görme engelli oldum. Evet. O hikayeyle başlayabilir miyiz lütfen? Tabii. Keratokonus denen kornea incelmesi benim göz hastalığım. Yani teşhis 5 yılda konuldu. Ben bu rahatsızlığa yakalandığım zaman istatistiklerde milyonda birdi. Şimdi bu hastalık ilerledi. 2000'de bir kişi de görülmeye başlandı. Arttı. Evet. İki sebebi var. Kalıtımsal ya da mikrobik. Ama biz kalıtımsal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir kuzenim de daha aynı hastalıktan çıktı. Çıkınca kalıtımsal olduğunu düşünüyoruz. Yani bu daha çok şekil bozuklukları, gelin ışığın korneanın incelmesiyle tamamen kırılamaması nedeniyle. Astimat gibi mi, böyle şey mi astimat, görüyorsunuz? Astimat, flu görüyoruz. Biz her şeyi flu görüyoruz. Bununla ilgili bizim dönemimizde değil de bu dönemlerde gelişen teknolojiyle beraber çeşitli yardımcı işte lensler, halkalar ve benzeri şeylerle görüşler arttırılabiliyor. Ama güzel. Bunun en son evresi keratoplasti deniyor, kornea nakli. Bu da bizim hastalığımızın şöyle bir şansı var. Kornea nakliyle tamamen görüş oranı, eski oranını yakalayabiliyorsunuz. Müthiş. Burada doku uyumu falan en kolay vücudun kabul ettiği hastalıklardan birisi. Biraz şanslıyız yani. Diğer evet, hastalık göz hastalıklarına göre biraz şanslıyız. 17 yaşında başladı. İşte sokakta yürürken lambalarda gölge olduğunu görmeye başladım. Ya arkadaşlara da şey sordum. Ya bu lambalar değişmiş, sokak lambaları falan. Yo dediler, eskisi gibi. Bunlar dedim böyle yayılarak artık ışık vermeye başlamış. Yo normal diyorlar, eskisi gibi. Orada gözümde bir rahatsızlık olduğunu fark ettiniz. Bu aslında söylediğiniz çok değerli bir bilgi. Örnektir. Herhangi bir şekilde bu tip belirtiler olan insanlara da örnek olsun, değil mi? Dikkatli ve farkında olmak da lazım vücudunuzdaki evet. değişimlere karşı. Yani bu benim hastalığım işte yaklaşık 93-94 yıllarında
başlayan bir hastalık ve normalde göz doktoruna gittiğiniz zaman, bir de çok hızlı o yaşlarda başladığı zaman, bizim hastalığımızın en önemli sebebi 35 yaşına kadar inanılmaz hızlı bir şekilde ortaya çıktıktan ilerliyor. Sonra hızlı ilerliyor. Evet. Şimdi teknolojiyle yavaş yavaş durdurma şansı başladı ama bizim dönemimizde yoktu o. Yok. Tabii ki. Hı hı. Göz doktoruna gittiğiniz zaman size gözünüzü ölçüyor, o gözlük veriyor ama bir hafta sonra o gözlüğü kullanamıyorsunuz. Yani çıkardığınız zaman daha net görebiliyorsunuz. O kadar hızlı. Evet, yani bizde mesela gözümüzü kırptığımız zaman derece değişiyor. Böyle bir hastalık. Çok ve ilginç. Gözlük %100 görmemizi sağlamıyor. Zaten görme engelli dediğimiz zaman da hiç görmeyen, doğuştan ya da sonradan görme uzuğunda herhangi bir ilaç, tıbbi müdahale ya da gözlük, lensle %100 görmesini göremeyen kişilere görme engelli diyoruz. Yani biz gözlük kullansa da %100 görme şansımız yok. Yok. Şimdi bir bilgiyi de reklama gideceğiz ama bu konuyu en azından iyice neticelendirdikten sonra gitmek istiyorum. Genetizm dediniz ya, genetiklik var temelinde. İlerlemeler, bilimsel ilerlemeler, tıbbi ilerlemeler, hani bu genetikliğin erken teşhisini sağlıyor mu günümüzde? Aileler belirli bir testle, bir şeyle böyle bir rahatsızlığın olabileceğine dair bilgi alabiliyorlar evet. mı? Bu yakın dönemde bununla ilgili özel çalışmalar sıkça arttı. Hı hı. Ama bunun öncesinde yapılması gereken en önemli şey bir defa akraba evliliği. Hı. Göz hastalıklarında akraba evliliğinde çok büyük etkisi var. Hı hı. Yani bilimsel araştırmalarla tıbbi testlerden daha çok önem vermemiz gereken akraba evlilikleri. Evliliği. Zaten bu konu aslına bakarsanız temelde de aşılması gereken bir problem şeklinde ortaya çıkan konu. Bu güzel sohbet detaylanacak, daha da efendim koyulaşacak ama kısacık bir reklamdan sonra izninizle lütfen. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası, hemen sonrasında sohbetimiz devam ediyor. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam edecek. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam ediyor. Devam ediyoruz sevgili izleyenler, devam ediyoruz. Son derece güzel, keyifli, inşallah da öyle olması için duacı olduğumuz bir sabahtayız. Zeynom'dayız şimdi çünkü çok besleyici, çok lezzetli, çok pratik, çok güzel bir yemek yapıyor. Çok güzel bir yemek. Çok pratik olduğunu söyleyemeyeceğim bugün. Bugün pratik değil. Yani sen benden dolayı alıştığın için pratik görünüyor ama biraz ön hazırlığı var. Aslında rahat bir yemek yine. Sadece ön hazırlığı gerekiyor. Kuzu inciklerimiz vardı. İnciğin en güzel geldiği hallerinden bir tanesi bu herhalde. Tekrar da Necla teyzeye teşekkür edelim. Bir Azeri yemeği Iğdır'da çok yaygın olarak yapılıyormuş. Bozbaş yemeği yapıyoruz. Bunun içinde nohutlarımız vardı. Bir gün önceden bunları ıslattık, haşladık. Güzelce haşlandı ama tamamen erimedi. Biraz böyle diri kalacak şekilde. Ardından kuzu inciklerimiz vardı. İncikleri ayrı bir şekilde pişirdik, haşladık. Ben öncesinde biraz tereyağında soteledikten sonra, biraz kavurduktan sonra haşladım ama direkt de haşlanabilir. Onu da kenara ayırdık. Ardından yemeklik doğranmış soğanlarımızı şöyle tereyağında bir soteledik. İyice piştikten sonra salçamızı ilave ettik. Salçadan sonra da yarı pişmiş haldeki nohutlarımızı koyduk. Hepsini karıştırdık. İncikleri evde hani arzu ediyorsanız bütün kişi başı sayısına göre, kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Tek parça olabilir. Biz biraz daha pratik olsun, burada yeme sorunu olmasın diye inciklerimizi parçalayarak içine koyduk. Onun için bizim pişme süremiz biraz daha öne gelmiş olacak. Parçaladığımız etleri koyduk ve iri haldeki patateslerimizi koyduk. Bütün koyuyoruz patatesleri. Bütün 4 patates kadar koyuyoruz. Ardından da üzerine çıkacak kadar suyumuzu koyduk. Şeydacığım, ben çok az et suyu da yine dayanamadım, koydum. Hani sevmeyenler koymayabilir o kuzu kokusundan dolayı ama ben yine biraz koydum. Sonra işte püf noktasını koyduk. Bir çay kaşığı kadar zerdeçalını serptik. İnanılmaz güzel kokuyor. Zerdeçal girdi ya, kokusu çok güzel oldu. Tuzu, karabiberi. Kaynama başladıktan sonra mum gibi kısıp bir yarım saat kadar pişiriyoruz. Harikasın. Çok lezzetli olacak eminim. Finalde de geleceğiz, evet, misafirlerimle bekliyorum. Birlikte. Ben misafirlerim demişken hemen sevgili izleyenlerimize, yeni televizyonunu açanlar varsa bir kez daha tanıtmak istiyorum. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı
Ali Genç, Sayın Ali Genç stüdyomuzda. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Genel Kaptanı Sayın Emre Fencioğlu stüdyomuzda. Hoş geldiler tekrar. Hoş bulduk. Çok keyifliyiz, çok onurluyuz sizi ağırlamaktan. Konuşacağımız konular çok önemli ve çok değerli. Reklamın öncesinde aslında bir bilinç yarattık. Çok bilinmeyen bir rahatsızlığın, aslında geçmişte daha az rastlanılan, gün geçtikçe rastlanma oranının arttığı bir hastalığı biraz da tanıtmış olduk Ali Genç. Evet. Değil mi aslında bakarsanız? Böyle bir faydamız da oldu diye düşünüyorum. Şimdi göz hastalıkları çok çeşitli. Yani kendi arasında da değişiyor. En çok görülenlerden birisi de tavuk karası. Bizim sporcularımızda da en çok rastlanan hastalık bu. Ama toplum olarak zaten 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası olarak çeşitli geçiyor. Farkındalık etkinlikleriyle geçiriliyor. Burada sadece görme engelliler değil, göz sağlığına da vurgu yapılıyor. Dikkat çekiliyor. Kesinlikle. Önemli. Yani bu, çünkü sizin elinizde olan, yani bir kaza olduğu zaman tamam, buna yapacak bir şeyiniz yok, ama işte Allah tarafından gelen bir hastalık, göz hastalığı olduğu zaman bununla ilgili öncelikli olarak yaşamayı öğreniyorsunuz. Evet. Bunu öğrenebilmek için de özellikle kendiniz gibi olan kişilerle bir arada olmanız gerekiyor. Kendi başınıza bunları yenme şansınız çok olmuyor. Sağlıklı bireyler için ise durum biraz daha farklı. Onlar rutin göz kontrollerini muhakkak yaptırması gerekiyor. Yani yetişkinler bir yıl, iki yılda bir. Daha küçük yaştaki çocuklar için 3 ay, 6 ay gibi zaman aralıklarında muhakkak, özellikle de ailesinde göz hastalığı var ise bunları hiç ihmal etmemeleri gerekiyor. Çünkü ileriye dönük sürekli teknolojiyle beraber özellikle göz hastalıktan tedavisinde inanılmaz basamaklar aşıldı. Hatta dün akşam yabancı bir kanalda belgesel izlerken ilk defa gördüm. Onu da burada anlatmak istiyorum. Yani bizim için önemli olan beyaz baston, onu konuşacağız. Evet, o lütfen anlatın. Önemini hiçbir zaman yitirmeyecek. Akşamki belgeselde hiç görmeyen birisi bir kamera vasıtasıyla beynine sinyaller gönderilmek için tam alnının ortasına kamera, işte elektronik cihazda dilinin üzerine bir elektrot yerleştiriliyor. Oradaki kameradan gelen sinyal dilinin üzerinde o şekli alıyor ve şekille beraber beynin görme merkezine uyarıyor. Sinyal gidiyor. Ve bu şekilde önce laboratuvar ortamında denendi. Ondan sonra caddeye çıkıldı ve en son en çok istediği şey çocuklarıyla top oynamaktı. Bu şekilde de top oynadı. Yani biz görme organının sadece göz olduğunu normal olarak herkes kabul eder. Elbette renkleri falan görebilmemiz için göz zaten bunun için yaratılmış. Ama beyin öyle bir organ ki gözün olmadığı yerde, göremediği ya da işlevini yitirdiği yerde diğer organları göz olarak eli, işte dili, kulağı hepsini burnu göz olarak okuyor. Çünkü burada da anlıyoruz ki görme işini aslında beyin yapıyor. Yani o dile gönderilen elektrik sinyali beyine, görme merkezine gittiği zaman görme işini yapmış oluyor ve nesneleri falan tanıyabiliyor. Ne kadar önemli ve ne kadar değerli. İlim ve bilim bu yüzden çok değerli. Düşünsenize. Kesinlikle. Gerçekten öyle, duyuların birbirleriyle bağlantılı olduğu zaten tartışılmaz bir gerçek, ama doğuştan görme engelli bir kişinin yapılacak bir simülatorik bir çalışmayla bir nevi görmesi sağlanmış. Bu muhteşem bir şey. Emre Bey de doğuştan görme engelli değil, evet, mi Emre Bey? Burada şöyle bir şey var. Yani biz tabii doğuştan görme engelli olmanın şöyle bir avantajı var. İçine doğduğunuz şartları zaten biliyorsunuz. Siz de hazırsınız. Çevreniz de hazır olduğu için buna uyum sağlayarak yetişmek daha kolay oluyor. Ama Ali Bey'in dediği bir şeye daha çok dikkat çekmek istiyorum. Çocuklar gözlerinde mevcut bulunan rahatsızlıkları okul çağlarında çok daha rahat tespit edebilirler. Evet. Mesela genelde tahtanın önünde otururlar. Yakında oturmak isterler. İnsanlar bunu başta çok önemsemezler. Yani işte
kimisi az görür, kimisi çok görür diye bakar ama bu aslında ileride doğması muhtemel bir göz rahatsızlığının işaretçisi de olabilir. Çok böyle önemli. Arkadaşlarımız var bizim. İşte sürekli böyle tahtanın dibinde oturarak hayatını geçirmiş. Ama belli bir yaştan sonra doktora bir gidiyor ki, doktor diyor ki siz görme engelliymişsiniz, haberiniz yok. Bunu 18 yaşında öğrenen arkadaşımız var. Ne kadar o saatten sonra adapte olması çok daha zor ama çocuklukta bunun farkına varsaydı her alanda kendini daha rahat yetiştirebilirdi, daha rahat hazır olabilirdi. Bunlara, yaşama daha net tabii, adapte olabilirdi değil çünkü mi? Adapte olmak eğer gecikirse çok zaman kaybettiriyor. Her çok önemli bir şey söylediniz. Aslında siz bunu başarmışsınız Emre Bey. Bence o kadar bulunduğunuz ortama öyle güzel adapte olmuşsunuz ve yaşamla öyle bütünleşmişsiniz ki bunu çok ciddi şekilde başarmış bir isim gibi görüyorum ben sizi. Bunda da zannediyorum ailenizin bilinci ve sizin doğuştan itibaren bu ortama doğmuş olmanızın etkisi var. Bunu açıklamaya çalışıyorsunuz belki de bir nevi. Tabii bu doğuştan görme engelli olmak aslında baktığınız zaman bir şans durumunda şu aşamada. Hı hı. Çünkü dediğim gibi bütün şartlar, yaşadığınız ev, çevre, her şey o durumun farkında olduğu için bilerek, isteyerek, düşünerek, tasarlanarak organize ediliyor. Ama sonradan belli bir yaştan sonra engelli olmuş birinin için bu daha zor ve daha imkansız. Doğru. Çünkü bir şok süreci geçiriyor. Yani insan kabullenmekte bile zorlanıyor bunu. Doğru. Kendi başına geldiği zaman. Doğru. Bunu sadece sizin kabullenmeniz yetmiyor. Çevrenizin de kabullenmesi lazım. Kabullenmesi gerekiyor. Eşinizin, dostunuzun, ailenizin, okul arkadaşlarınızın, oyun çok arkadaşlarınızın doğru. Mesela. Çok doğru. Çünkü bilirsiniz çocuklar bazı yaş gruplarında acımasız olurlar mesela. İşte gözlük takana dört göz derler mesela. Derler. Bu adaptasyon süreçlerini hep bilerek haberdar olarak yaşamak için daha dikkatli olmak lazım. Erken yaştan itibaren bunun hazırlığını yapmak lazım. Çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Gerçekten inanılmaz etkileyici ve bilinç oluşturan açıklamalar bunlar. Evet. Bilinç çünkü çok önemli değil mi efendim? %100. %100. Erken teşhis pek çok olayda olduğu gibi bu olayda da göz olayında da görme olayında da çok önemli ve çok net bir nokta. Eğer doğuştan gelen bir nokta değilse. Şimdi beyaz bastona dönmek istiyorum. Vaktimiz bitmeden beyaz bastona yoğunlaşmalıyız. Çünkü benim çok etkilendiğim, çok güzel hikayelerle karşılaştım internette. Evet. Bu konuda ben tabii ki yetkili ağız değilim, siz yetkili ağızsınız. Lütfen beyaz bastonu kim başlayacak, kim anlatacak önce? Ali Bey anlatsın. Tarihçesinden ben biraz lütfen bahsedeyim. Daha çok kullanışıyla ilgili Emre daha yetkin olduğu için onunla ilgili Emre arkadaşımız bilgi versin. Sonradan görme engelli olan fotoğrafçı İngiliz James adında sanırım. James. Görme engelli olduktan sonra özellikle motorlu taşıtların trafikte zorlanıp kendisini fark edemediğini ve doğal olarak kendisine bir onlara gösterme ihtiyacı hissediyor ki kendini güvenle karşıya geçebilsin ya da trafikte ilerleyebilsin. Çok bu da eskilere dayanan bir şey aslında değil mi? Yıl şimdi baston kullanımı tarih öncesine kadar gidiyor. Çünkü en kolay etrafınızdaki bulabileceğiniz araç o. Ve en kolay hareket edebileceğiniz araç o. Yani bir yaşlı da baston kullanıyor. Hiç görmeyen de, az gören de bir yeriniz ağrıdığı zaman da baston. Yani sadece görme engeller için bir araç değil. Genel anlamda hatta şöyle bir şey, kostümünü tamamlamak için bile insanlar özel baston kullanabiliyorlar. Doğru. Bizim için burada beyaz bastona, işte görme engelli olan fotoğrafçı, İngiliz vatandaş, bastonunu beyaza boyayarak aslında kendisini güvene alıp hayatını o şekilde devam ettirmek isterken, görme engelliler için de bir çığır açmış, oluyor. Farkındalıktan hep bahsediyoruz ya, evet. Gerçek farkındalığı bu kişi aslında 1921 yılında sağlamış oluyor. Dolayısıyla beyaz olduğu için bununla ilgili hareket etmek daha kolay oluyor. Bunu çevresine yayıyor ve 1931 yılında da Fransa'da beyaz bastonun görme engellilerin sembolü olarak kabul ediliyor. Kabul ettikten sonra tabii doğal olarak o zamanlar hep savaş süreci de olduğu için özellikle savaşta gazi olan görme engelli bir sürü asker oluyor. Onların rehabilitasyonunda da kullanılıyor özellikle Amerika'da.
Ama bizim ülkemize maalesef oldukça geç geliyor. Çünkü bazı modeller vardır engellilikte de. Bizde daha çok ülkemizde trajedi modeli kullanılır ve ajitasyonla beraber bu model hayata geçirilir. Daha çok ahlanıp vahlanmayla ya da karşı taraftakinin engeliyle alay edilerek, rencide edilerek kullanılır. Doğru. Oysa bu özellikle gelişmiş ülkelerde sosyal model olarak algılanıyor. Bu trajedi modeli bizim ülkemizde uygulandığı için, bir de gelenekçi bir yapımız olduğu için oldukça genç. 1980'lerde geliyor. Hatta ondan öncesinde körler okullarında falan beyaz baston eğitimi olmuyor. Ondan sonra doğal olarak ülkemizde de geç fark edilip ama önemini özellikle görme engelliler erken anlıyor ve bugüne kadar artık kullanım şekilleriyle beraber, hatta bizim ülkemizde de hemen hemen her yerde, özellikle körler okulunda ve rehabilitasyon merkezlerinde bunun eğitimi sürekli veriliyor. Veriliyor. Özelliği Emre Bey zannediyorum özelliğinden biraz bahsedecek, kullanımından bahsedecek. Onu da aktarmak istiyorum ben. Nasıl bir özelliği vardır? Şimdi bunun özelliği şöyle bir, aslında Ali Bey'in dediği gibi her sıradan bir sopadan bunu farklı hale getiren ve bizim için buna bir mana yükleyen şey beyaz olması. Yani dünyanın neresinde olursa olsun elinizde bu bastonu beyaz olarak gören bir insan sizin görme engelli olduğunuzu anlıyor. Evrensel bir şey bu. Bu noktada bakış açısı itibariyle basit bir şey. Ama bir engelli için olmazsa olmaz. Yani şimdi şu içinde bulunduğumuz mevcut vaziyetten örnek vererek söyleyelim. Beni kimse buraya ilk defa geldiğimi düşünelim ben. Elimde bu baston olmasa ben akşama kadar burada otururum. Birinden beni bir yere götür diye istirham etmediğim sürece gidemem de. Doğru. Ama elimdeki baston olduktan sonra ben kalkarak tek başıma burada yürüyebilirim. Yürürken elimdeki baston eşliğinde kameraya da çarpsam, buraya en ağır hasar da versem kimse bana demez ki sen ne yapıyorsun. Çünkü doğru, herkes benim görme engelli olduğumu biliyor. Doğru. Bu bastonun böyle bir özelliği var. Yani bu sade verdiğim örnek anlaşılsın diye biraz abartarak verdim ama normal hayatın içinde de bir engelli için bu, yani yaşamak ne kadar doğalsa bastonda o kadar doğal bir şey. Olmazsa olmaz. Birbirini tamamlayan şeyler. Yaşamsal bir ihtiyaç. Yani sizin gözünüz neyse bastonda o kadar net söyleyeyim. O kadar net. Evet. Yani siz gözleriniz neyse bizim için de baston o. En açık tabiri bu şekilde olabilir ancak. Çünkü her noktada bizim yardımcımız. Yani bir yere giderken, gelirken. Tabii bunun kabul edilmesi çok zor. Hala daha görme engelli olup da işte 20-25 yaşında şu anda bulunup da beyaz baston kullanmayan arkadaşlarımız var mesela. Yolda bunu görmüşsünüzdür, anlamlandıramamışsınızdır. Mesela otobüse gider yakından bakar. İşte telefonu gözünün dibine böyle çok sokar mesela. Beyaz baston kullanmadığı için onun engelli olduğunu fark edilmez, bilmez insanlar. Bu noktada bazı sıkıntılar oluyor ama kabul eden insan için, bunu kendi hayatında içselleştiren insan için her şey, yani can simidi mi dersiniz, ne derseniz deyin artık. Çok güzel ifade ettiniz, çok güzel anlattınız. Ben şunu merak ediyorum. Bu kadar yaşamsal, bu kadar ciddi önem arz eden beyaz baston ülkemizdeki görme engelli insanların ulaşabileceği noktada mıdır? Tabii. Devletin evet, bu konuda... O konuda hiç sıkıntı yok. Yani Tabii. Bursa'da örnek vereyim. Mesela beyaz bastonla ilgili sıkıntısı olan biri gelsin Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'ne. Ona baston da verilir, eğitimi de verilir. Bu çok önemli bir tabii, bilgi yani. Bunu belki bilmeyen, Emre Beyciğim, bunu bilmeyen çok aile, çok ev, çok insan olabilir. Biz belki bugün bu programı yaptığımızda bunu öğrenen, çocuğu görme engelli olan, eşi görme engelli olan, kendisi görme engelli olan, sadece programı dinleyen kişilere böyle bir şey varmış tabii diyebilir bugün. Burada şöyle bir şey var yani, özür dilerim. Rica ederiz. En baştan beri dedim ya, hayata hazırlanmak, hayatı kabullenmek, bu bir aşama. Yani bir insan öncelikle evinin içinde, ailesinde kendisini kabul ettirecek ve belli bir aşamaya gelecek. Yani dışarı çıkma çağına gelecek ki ailesi beyaz bastonun bir ihtiyaç olduğunu hissedebilsin. Anladım. Hem kendisi evet, hem ailesi. Çevresi için tabii. Evet. Hem bir, çevresi. Çok önemli bir şey yani, bağımsızlık, özgürlük, bunlar belki lafta kalıyor pek fazla altını doldurmayınca ama beyaz baston olmayan bir görme engelli, ben şahsım açısından söyleyeyim, yani en hayati ihtiyacım lavaboya bile gidemem yani. Değil mi? Özgürlüğünüzü evet, beyaz bastonla. Zaten net. Dünyada da bu şekilde yani slogan olarak afişe edildiği zaman beyaz baston özgürlük,
özgürlük, özgüven, özgüvende başarı. Başarı. Bu üçlemeyle beraber ama temelinde tamamen beyaz baston. Yani bu olmadığı zaman muhakkak birilerine muhtaçsınız. Değil mi? Yani yardım almanız gerekiyor bir şekilde. Emre'nin bahsettiği gibi muhakkak o muhtaçlıktan kurtulup zaten bizim temelde de engellilerin istediği de fırsat eşitliği verilerek bu bir fırsat eşitliği sağlayan sağlıklı bireylerle fırsat eşitliği verildiği zaman üreten, topluma katkı sağlayan, düşünen ülkemizde de engellilerin istediği tek şey budur. Harika. Önemli olan fırsat eşitliğinin verilmesi. Bunu dile getirmiş olmak, bu söylediğiniz cümleler, aktarmış olduğunuz notlar inanılmaz değerli ve güzel. Bu programı yapmış olmak beni de çok huzura erdirdi. Gerçekten şu anda çok ciddi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bir kere beyaz bastonun yetkililer tarafından verilebileceğine dair buradan çağrı ve duyuru yapalım. İhtiyacı olanların geleceğine dair. Yani şöyle dair. Bir şey, özür dilerim. Mesela Ali Bey'i yolda gören biri desek ya benim beyaz bastona ihtiyacım var. Anında gelir yani, hiç sıkıntı olmaz. Lütfen o sevgili kadar izleyenler. Kolay ulaşabilirim. Harikasınız. Sohbet çok güzel, spor kısmına geçemedik farkındasınız. Evet. Çünkü derinleşiyor gitgide. Yemeğe geçmemiz gerekiyor. İlk önce yemeğe geçelim, orada veda yapacağız. Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü ile ilgili başka bir program da yapacağız ayrıca. Onu artık özel bir programa taşıyacağız, oldu mu? Sevgili izleyenler, listeyi kontrol edin. Biz mutfağa geçiyoruz. Buyurun efendim, geçelim. Efendim, sabahın en lezzetli, en güzel noktasındayız. Evet. Gerçekten güzel kokan, muhteşem bir yemek. Çok güzel yapmışsın yine. Evet. Çok değerli konuklarım, lütfen siz tadın, Zeynom da anlatsın. Tarif edelim. Iğdır yöresinde yaygın yapılan Azeri bir yemek. Azeri yemeği, bozbaş yemeği yaptık. Bunun için nohutlarımızı bir gece önceden ıslatıp haşladık ertesi gün. Aynı şekilde kuzu inciklerimiz vardı. Kuzu inciklerimizi de haşladık. Kenara ayırdık. Bir tencereye soğanımızı yemeklik doğruyoruz. Tereyağında şöyle bir soteledikten sonra yarı haşlanmış haldeki nohutlarımızı ve salçamızı alıyoruz. Birlikte kavurduktan sonra bütün haldeki kuzu inciklerimizi koyuyoruz. Ben servis edilebilmesinde daha rahat olsun diye incikleri parçalayarak kullandım. Ama kişi sayısına göre birer adet koyabilirsiniz. Onları da koyduktan sonra hepsini şöyle bir karıştırıyoruz. Bütün haldeki patateslerimizi koyuyoruz. Patateslerin çok pişmemesini tavsiye ediyorum ben. Aynı zamanda onları koyup karıştırdıktan sonra üzerine çıkacak kadar suyumuzu koyuyoruz. Kaynama başladıktan sonra tuzunu, karabiberini ve işte yemeğin en güzel kısmını zerdeçalını ekliyoruz. Kaynama başladıktan sonra baharatlarımızı ekledikten sonra da altını kısıyoruz. Mum alevi gibi yaklaşık yarım saat piştikten sonra sıcak servis ediyoruz. Kış günleri için çok ideal. Gerçek bir kış yemeği. Evet. Efendim, beğendiniz mi? Mükemmel olmuş. Ben konuşarak zaman kaybetmek istemiyorum. Başkasına sorun lütfen. Başkasına soramam Emre Bey. Konuk sizsiniz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Efendim, programımızın artık sonundayız. Son cümlelerinizi rica edeceğim. Çok güzel, çok anlamlı bir program yaptığımızı düşünüyorum ama daha bir başlangıç, anlatacağımız, detaylandıracağımız çok fazla şey var değil mi Ali Bey? Kesinlikle öyle. Spor kulübümüz Türkiye'de ilk 3 değerli kulüpten birisi. Onunla ilgili başka bir zamanda program yapacağız inşallah mutlaka. Yaparız. Ama bugün özellikle bu haftanın önemine binaen bizi konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz size ve Olay TV çalışanlarına, eski arkadaşlarıma. Eski arkadaşlara. Biz teşekkür ediyoruz katılım gösterdiğiniz için. Çok teşekkürler. Emre Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizi buraya ağırladığınız için. Bu sorumluluğa, biz hepimizin üstünde bir sorumluluk var. Beyaz bastonun yaygınlaştırılması için. Bunun da en önemli ayağı basın ve televizyon. Bu konuda sağladığınız destek için ben
Bütün engeller adına teşekkür ederim size. Harikasınız. Çok teşekkürler. Tüm izleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Saatlerini bizlerle paylaştıkları için, tüm ekip arkadaşlarıma emekleri için, Zeynep'e çok teşekkür ediyorum desteği için. Sevgili izleyenler, kocaman bir haftayı geride bıraktık. Çok güzel bir sabahtı. Umarım hafta sonumuzda çok tadında ve güzel geçer ve pazartesi günü sizlere neşe içerisinde, umutla, pozitif olarak günaydın diyebilme şansına sahip oluruz. Tüm bu dualarla bugünkü programımızı kapatıyoruz. Sürçülisan ettiysem affola. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hastavuk hayatın tadını sundu.